Kim? Yok, baskı falan yapmıyor. Sonuçta bizler profesyoneliz yani. Çok bu maçlara çıkmaya alıştık. Tabii ki heyecanlanıyoruz. Zor maçlarımız oluyor. Kolay olmuyor. Ama yani dediğim gibi biz bunları açtık yani. Bu grup açtı diyebilirim yani. Bu grup birçok şeyi ispatladı. Daha da çok şeyi ispatlar. Yani ben şimdi birçok mevkide oynadım. Orta sahada tabii kendimi daha iyi hissediyorum. Ama şimdi eksik olduğu Fenerbahçe'nin yani o an eksik olduğu bir mevkide oyuncu yoksa ben de o mevkide oynayabiliyorsam seve seve oynarım. Ben bunu Ersun Hoca'ya da dedim. O da zaten severek yani isteyerek beni oynatıyor. Ben de gönülden isteyerek oynuyorum. Birçok maçta da oynadığım gibi. Ama bunu bir tek ben yapmıyorum. Birçok arkadaşım da yapıyor. Dirar da yapıyor. Başkaları da yapıyor. Önemli olan burada dediğim gibi eksik yönlerimiz var ama Fenerbahçe'nin kazanması. Ben orta sahada oynadıktan sonra, yendikten sonra bir anlamı yok yani. Ben sağ bek oynayıp yenildikten sonra üzüldüğüm zaman bir anlamı var. Bunun için de bizim hani mevkisel olarak değil, takımsal olarak bakıyorum ben olaya biraz da. Takım olarak biz önemli maçlarımızı, iyi maçlarımızı yendiğimiz zaman bizim için bir sorun yok. Bunun için de dediğim gibi en iyi şekilde performansımızı takım olarak göstermemiz gerekiyor. Mevkilere bağlı kalmadan kim nerede oynarsa en iyisini vererek göstermesi gerekiyor. Yok, ben daha önce de sağ bek oynadım. Bursa'da da oynadım, milli takımda da oynadım. Benim için problem yok yani hani orada oynamışım, burada oynamışım. Önemli olan Fenerbahçe'de oynamak. Yani her kim olursa olsun, her kim oyuncu olursa olsun önemli olan oynamak. Ben biliyorsunuz ki 2-3 defa kadro dışı kaldım. O dönemlerde çok düşündüm yaşadığım sorunlardan dolayı. Yani beni orada oynatmıyor, burada oynatmıyor. Kadro dışı kaldıktan sonra dedim ki yani sağ bek de olsa oynarsın. Yani çünkü özlüyorsunuz, oynamayı özlüyorsunuz. Sol bek de olsa oynamayı özlüyorsunuz. Yani önemli olan sağ bek, sol bek oynamak değil. Önemli olan oynamak. Yani mevkiye çok takılı kalmamak lazım. Tabii ki herkesin mevkisi var. Ona göre planlaması var. Ama burada önemli olan oynamak. Yani benim amacım o. Şimdi Emre abi ile Gustavo da ikisi de birbirinden farklı özellikleri olan ve ikisi de çok tecrübeli isimler. Yani ben ikisiyle de oynuyorum. Keyif alarak oynuyorum. Severek oynuyorum. Onlar da ikisiyle oynadığı zaman isteyerek, severek keyifli bir şekilde oynuyorlar. Ama burada tabii tercih hocadan yana. Yani burada Emre abi ile beni oynatabilir, Gustavo ile beni oynatabilir veya beni oynatmayabilir. Bu hocanın kararı. Biz yani o sahaya çıktığımız zaman kim oynarsa oynasın orada %100 oynamak zorunda. %100 oynamayan bir oyuncu, sahada %100'ünü vermeyen bir oyuncu olduğu zaman kimseden biz verim alamayız. Luis %100 oynadıktan sonra ben kendim %100 oynamadıktan sonra orada biz orta sahada verim alamayız. O yüzden benim attığım golde de aynı şekilde hani tekrar tekrar biz izledik. %100 şekilde baskı yapıyoruz, pres yapıyoruz ve sonra gol geliyor. Diğer gollerde de aynı şekilde. Hep böyle yüksek tempoda oynuyoruz. %100'ümüzle oynuyoruz. Emre abi de orada oynadığı zaman aynı şekilde. Yani benim bazen yapamadığım mücadeleyi Emre abi yapıyor. Benden kaç yaş büyük bir insan. Emre abi yapıyor. Dediğim gibi önemli olan orada herkesin hazır olması, oynayanların hazır olması, %100 olması önemli. Diğer dediğin soru?
kalan maçlar, yani ikinci yarısı. İkinci yarısı içinde dediğimiz gibi biz kenetlenmiş durumdayız 29. şampiyonluğa. Buna inanıyoruz. Tabii ki ilk yarıda kolay verdiğimiz maçlar oldu. Bunların zaten öz eleştirisini kendi aramızda yaptık. Bunları biz atlattık. Şimdi ikinci yarı daha konsantre bir şekilde başlayıp, daha hızlı bir şekilde başlayıp, zaten taraftarımızın arkada olduğu sürece biz de bu yolun sonunda şampiyonluğu göreceğiz diye inanıyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Arkadaşlar kalkmayın, pardon. Bitti mi arkadaşlar? Tamam, nasıl toplantı süresi? Teşekkürler. Aldılar değil mi?